yapıyorsun? Evet, tek başına yapayım. Tek başına. Şimdi satmaya karar verdik. Bundan sonra da bir canlı tavuk almayacağım. Bir yaş geçti artık. Ufak, küçük bir avla geldik. Dostlar, herkese selam. Bugün çok enteresan bir çekim yapacağız. Çok yaşlı bir amcayla çekim yapacağız. Koyunları var. Beraber onları aynı zamanda otluğa, meraya da çıkartacağız. Hadi gelin kendisiyle tanışalım. Ben de ilk defa geliyorum. Geldik. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Hoş İsim geldin. Soyad ne dayı? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Feyzullah Korkutan. Feyzullah Korkutan. Evet, Feyzullah evet. Abi. Evet. Kaç yaşındasın? 86. Maşallah. Kaç senede yapıyorsun bu işi? Bunu alıp satıyoruz biz. Aşağı yukarı bunlar 2 aydan beri bende. 2 ayda. Yani devamlı sen alma satma mı yapıyorsun? Devamlı alma satma yapıyorum. Devamlı bakmıyor musun hayvana? Devamlı hayvana bakmıyorum. Devamlı. Evet evet. 86 yaşında ama 86. Bu işi. Yani bir nevi cambazlık yapıyorsun evet, sen. Evet evet evet. Kaç senedir yapıyorsun peki bu işi? Bu işi işte bir bunlarda başladık koyun işine. Hayvanla uğraşıyorduk. Büyük baş hayvanla. Koyuna çevirdik şimdi. Peki koyun daha mı iyi şimdi? Koyun daha iyi. Sığırdan daha iyi. Öyle mi? Bakımı da kolay geldi bana, bilmiyorum da. Burada mı kuzuladı hayvanlar? Hayvanlar burada, ben de kuzuladı. Yalnız bakımsız koyunların? Tabii 3-4 kişiden aldık bunları biz. Evet. Karışık yani. Karışık. Bu bölgenin hayvanı ama bunlar bu bölgenin, değil mi? Bu bölgenin hayvanı. Ne kadardan aldın bunları şimdi? Aşağı yukarı. Üstü üste 2'şer liradan aldık. 2000 liradan yani, ortalaması geldi. Kaça satıyorsun? 2,5 satıyoruz. 2500'e hepsini mi satıyorsun? Hepsini satıyoruz. Seçmece olursa? Seçmece olursa 3 lira olur. Seçmece olursa 3 lira. Evet. 3 lira. Kuzular dahil satı veriyorsun. Tabii dahil veriyoruz. Hepsi kuzuladı mı? Yok, 15 tane falan kuzuladı. 15 tane kuzuladı. Daha kuzuladı. Nerede kuzuları? Hepsi burada mı kuzuları? Kuzular ahırda. Bakalım bir. Bir bakalım bakalım. Gel bakalım bir ahıra. Ahırın bu ha. Ufacık ahır. Ufak ahır. Daha önce inek mi bakıyordun daha burada? Daha inek bakıyordum ha. Şimdi koyuna çevirdik. Koyuna çevirdik. Evet, bismillah. Her şey var ahırda. Var var. Malzeme de var. Şeyi çıkartsaydık da. Neyi? Bir dakika. O ne? Bir dakika, bu... Fıs fıs bu koyunlara. Kuzulara. Yani hangisi olduğunu belli etmek için. Evet, evet, evet. Senin koyunların yeri burası ha. Burada duruyor koyunlar. Koyun yeri burası. Oo maşallah. Kuzular evet, iyi. Güzel. Daha yeni doğdular. Yeni. Yeni. Dur. Yardım edeyim ben. İsterse böyle koy ver. Dur alayım teker teker. Koyu vereyim tamam. Tamam. Hop. Dur. Dur. Haydi bakalım gel bakalım. Ops. Tamam. Karışmasınlar diye. Karışmasınlar. Tamam gel. Gel bakayım. Dur gel sen önce. Bunu ötekilerin. Yaptık bunu yaptık. Tamam. Hoppala hoppala. Tamam. Evet, gel bakalım. Hoppala, hoppala. Evet, evet. Evet. Tamam. Tamam, şimdi? Bunları böyle koy versek de olur. He? Bunları da işaretlemeyelim mi? Yok, işaretlemen gerek yok. Onların anaları belli. Toplam kaç tane şey var? Burada 5 tane, 5 tane de burada. 15 tane. 15 tane var 15 ha? Tane kuzuladı. Kaçız kuzuladı peki bunlar? Bunların yarısı ikiz kuzuladı. Yarısı da tek tek. Yarısı ikiz, yarısı tek kuzuladı. Evet. Gelin bakalım. Geliyorlar vallahi. Seni takip ediyorlar. Sen bu tarafa dur ver bizden. Tamam, ben burada durayım.
Çıkartıyoruz hayvanları. Bölgesine. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Hoppa. Geleyim mi yardıma? Bir dakika. Dur. Geleyim mi yardıma dayı? Yardıma gerek yok. Her zaman sen benim başımda bulunmazsın. Ay, 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 ay. Gel bakalım. Gel bakalım maşallah. Kuzular güzel. Kuzular güzel ama. Ha, gelin bakalım. Gel. Tabii doğumlar gel. Yeni olduğu için hayvanlar doğurunca kondisyonlar ortaya çıkıyor. Gel. Gel. Evet, karışık bir sürü. Gel. Ama bölgenin sürüsü bunlar. Dur buraya girme sen. Açayım yardım edeyim mi? Yok yok istemem. Gel. Geç. Geç bakalım. Ops. Evet. Heh. Gelsinler bakalım. Gelin. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. O tarafa gitsinler böyle. Bu tarafa mı gitsinler? O tarafa gitsinler. Tamam. Veya böyle gitsinler. Tamam sen nasıl istiyorsan gel. Kapıyı kapatalım. Kapat. Evet. Hadi bakalım. Biraz kapın dar ha orası. Kapı dar. Hayvanlara. Yani gebe hayvanlar tabii. için çok iyiydi. Bak yavrusunu evet. buldu. Ha. En iyi hayvan toklu bu zannedersem. Beyaz çıkmış yavrusu ama memeleri güzel. Gel. Gel. Haydi ha, gel. Bakalım. Ha gel bakayım. Gidelim. Gel. 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 Burada otlama gel. İmkanı da var. Gel bakalım. Evet gel. Dostlar gördüğünüz gibi gel. Muhteşem manzara. Gel. 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 Değişik yerlere gel. Geliyoruz. Değişik insanlarla gel. Tanışıyoruz. Gel. Hep illa gel. Büyük çiftlikler değil. Çok ufak gel. Küçük işletmeleri de görmeye gel. Çalışıyoruz. Gel. 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 86 yaşında bir insan bu işi gel, yapmaya gel. Devam ediyor. Gel. Özellikle onu göstermek istedim size. Gel. Tabii ki gel. Burası yine Kocaeli'nin bir gel. Parçası. Ha gel bakayım. Evet. Şöyle gidelim. Ha gel. Burada ha, gel. Hop. Aynı zamanda bu yeni yapılan otoban ileriden ha, geçiyor. Hop. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? İleriden ha, yeni yapılan otoban geçiyor. Gel. Ve gel. Yine gördüğünüz gibi yerler muhteşem. Çim harika. Ha, bu kadar bakayım. Yetiyor işte. Burada aşağıda gel. Da bir otlak var. Burada ha, ufak çaplı işletmeler oluyor. Genelde 10, 15, 20, 30. Yani bu tamamen araziye bağlı. Gel. İşte gel. Biraz evvel gelirken gel. Bir tane vatandaşla gel. Konuştuk. Sadece 13-15 arası gel oğlum, gel. Anaç koyun bakıyor. Çünkü dedi benim dedi 7 dönüm arazim var dedi. Ben 7 dönüm araziye salıyorum dedi. Sabahtan akşama kadar yaz kış hayvanları orada sadece karda içeri alıyorum dedi. Onun dışında dışarıda bakıyorum. Çok rahat bakabiliyorum dedi. Hayvanların kondisyonları da bu hayvanlara göre mükemmeldi. Fakat kuzular maşallah iyi gördüğüm kadarıyla. Hala annesini arıyor. Kuzular iyi. Kaç tane doğum yapmış dayıdan onları da öğreneceğiz. Gel. Ne haber? Anneyi bulamadın mı sen? Sen ufak bir ishal de yok. İshal mi geçirmişsin yoksa yeni doğduğu için daha? Evet hayvanlar gel. Otluyor burada. Gel. Güzel bir yer. Güzel bir ortam. Şimdi hani benim kitap okumalarında da hep anlatmaya çalıştığım gibi koyunculuk veya küçükbaşı seçtiğiniz zaman küçükbaşı hobi olarak yapabilirsiniz. Hobi olarak yapacağınız zaman gel. Çok fazla hayvana ihtiyacınız yok. Veyahut da ilk defa başlıyorsanız çok az miktarda hayvanla başlayıp bu şekilde yapmanız mümkün. Ama eğer büyük miktarlarda başladığınız zaman ve hiç bu işi bilmiyorsanız gerçekten zorlanabiliyorsunuz.
Şimdi bu hayvanlar ilk başta orada şey gördüm. Hani hayvanların durumunu çok iyi görmemiştim. Gel. Fakat gördüğünüz gibi böyle hayvanlar yeşilliğe çıkınca bir anda hava değişti. Yani gerçekten bir anda hava değişti. Şimdi bakıyorum. Hayvanlar o kadar da fena değilmiş. Evet, sadece şunu söyleyebiliriz bu koyunlar için. Burada ne var? Bakın. Sakız var. Kıvırcık melezi var. Tahirova var. Tahirova dışında hani merinos melezi var mı? Merinos melezi, pek merinos göremiyorum. Yani burada genelde kıvırcık, tahirova ve sakız melezlerini görüyoruz. Bu da bizim Kocaeli bölgesinin tipik bir koyun ırkı diyelim. Yani karışık. Yani Kocaeli ırkı diyebiliriz buna. Böyle karışık ırk bakıyorlar. Halen bu bölgede böyle çok fazla ırk yetiştiriciliği gelişmiş değil. Evet, belli bölgelerde var. Çok iyi hayvanları olan var. Ama ben genelden bahsediyorum. Genelde de gördüğünüz gibi bu tip böyle melez hayvanlardan oluşuyor. Fakat bunların bir özelliği var. Bunların özelliği ikizlik oranları oldukça yüksek. İkizlik oranları yüksek ve eğer siz kurbanlık ya da ete çalışıyorsanız işte o zaman bu tip koyunlar sizi rahatsız etmiyor. Gel. Sadece bunlara katmanız gereken çok iyi koç. Şimdi şöyle bakalım. Dediğim gibi mesela işte şu gördünüz Tahirova melezi. Kıvırcık Tahirova melezi. Zaten boynuzların çıkışı bile değişik oluyor. Ha, şurada biraz merinos melezine benzer bir hayvan görüyorum. Evet, merinos melezi. Bir tane gördük. Zaten dayı da dedi, ben dedi bunu 4 kişiden farklı insanlardan aldım dedi. Demek ki toplama yapıyor. Ama sürü olur mu? Olur. Yani illa tabii ki yaptığınız işe bağlı. Şimdi eğer siz hayvanlarınızı dışarıda bakıyorsanız, otlatıyorsanız ve ete çalışıyorsanız o zaman hani safkan ırkınız olmayabilir. Safkan ırk olmadan da olabiliyor. Gel. Yani böyle baktığınız zaman hiçbir sıkıntısı yok. Kuzular dışarıda, anneler dışarıda. Şimdi gel mesela bak şu karşımızdaki merinos melezi zannedersem ama güzel sallı. Gel. Kaçırdım bak oraya bir tanesini. Ne haber? Kızılar her zaman harika. Ha, gel bakalım. Gel. Evet. Karşıda da şöyle size yakından göstermeye çalışayım. Bir tane çalışayım. Kalsın bırak ya, gel. Evet, bu da en son yapılan otoban. Gel. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan otobanı görüyorsunuz. Ha, gel bakalım. Gel. Kocaeli'nin tepeleri. Aha. Dayımız diğer kuzuları da getiriyor bu arada. Gel. Oh. Gel. Dayı, burası ne köyü oluyor? Burası Kurtdere Divanı Ayvalı Köyü. Kurtdere? Ayvalı Köyü. Burası bizim Karttepe'ye bağlı değil, değil mi? İzmit'e bağlı direkt. İzmit'e bağlı. Bunun dışında başka yerde otlatıyor musun? Bir de alt tarafta otlatıyoruz. Alt tarafta otlatıyorsun. Şu aşağısı. Aşağısı alt taraf. Aşağısı orası. 10 dönüm falan vardır. Hı. Çok güzel. Ne veriyorsun hayvanlarına şimdi? Sen bu işi biliyorsun. Besi yemi veriyoruz. Ne kadar veriyorsun besi yemi? Süt yemi veriyoruz. Hı? Aşağı yukarı birer kilo falan veriyoruz. Birer kilo besi yemi veriyorsun. Evet. Sen çocukluğundan beri hep hayvancılık mı yaptın hayatın boyunca? Çocukluktan beri ya başka işler de yaptık da son zamanda hayvanı çevirdik yani. Hı. Evet, hayvan da sevinçli geldi bana, ne bileyim ben. Seviyorsun hayvanı. Yani hayvanı severim. Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar yardım ediyor mu sana? Çocuklar yardım edemezler. Onlar fabrikada falan çalışıyorlar. Ha. Tek başına yapıyorsun yani. Tek başına yapıyorum. Şimdi satmaya karar verdik. Öyle mi? Yani bundan sonra da bir canlı tavuk almayacağım.
Niye? Yok, yaş geçti artık. Yapamıyorum, yetişemiyorum diyorsun artık. Yetişemiyorum. Yetişebilsem sıkıntı yok diyorsun ha? Tabii köyün boş arazisi var ama. Bunlara da gitmek lazım. Onlara da gidemiyoruz. İşte buralarda 10 dönüm falan benim burası böyle. Evet. Burada bakıyoruz. Burada bakıyoruz. Akşam sabah çayır veriyoruz, malama veriyoruz. Yani daha fazla yapamayacağım yani diyorsun daha sen. Fazla yapamayacağım ha. Evet. 86 yaş artık şey mi diyorsun? Yani tabii, sınır tabii, mı? Tabii sınır. İyisin ama maşallah yani yürümen şeyin yaşına göre maşallah iyisin. Yaşa göre çok iyi. Seni bu hayvanlar belki böyle canlı tutuyor. Bilmiyorum da. Özlersin gene bence. Hayvanı mı? Özlerim. Özlerim ama bakarsın bir iki tane bırakırız yine de satacağım yani. Satacaksın. Ya. İyi. Orada iki tane kalmışım. Bunlar kuzular. Herhalde bir tarafa gitmezler. Yok gitmezler gelirler. Yani memleket tarafıydı. Biz de Kocaeli'yiz artık. Öyle yani mi? 57'den beri bizim Kocaeli'de çiftliğimiz vardı. Ben tabii doğma büyüme bebek İstanbulluyum. Evet. Ama buranın çocuğuyuz biz de. Burası sayılır. Buraları. Şimdi artık Kocaeli'ni sahiplendik. Evet tabii. Buradan tüm Kocaeli'li dostlarımıza, Sakaryalı dostlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Biz bir şekilde burada hayvancılıkla ilgili devamlı bilgi vermeye çalışıyoruz ve Kocaeli'nde ben küçük başın gelişmesini istiyorum. İnşallah gelişir. Gelişir işte. Gençler de var. Yani ilgilenenler de var. Gençler de var. Yemler biraz pahalı oluyor. Evet. Evet. O derdimiz var. O ama bu otlattığın için fazla yem vermene lüzum yok. Ne veriyorsun başka? Ot vermiyorsun dur başka bir şey. Ot veriyoruz. Bir de samanla malama yapıyoruz. Ama hayvan zaten otluyor bu dışarıda. Otluyor ama yeterli değil yani. Yeterli değil. Biraz daha veriyoruz. Tabii, takviye akşam, yapıyoruz. Akşam sonra veriyoruz yani. Şimdi kaç tane koyunun doğurdu? Gel aşağıya şimdi doğru bakalım şöyle hayvan. 15 tane falan doğurdu. Doğurdu mu? 15 tane falan. 15 doğurdu. Tane doğurdu. Kaç nasıl ikizlik oranın? İkizlik oranı 4 tane falan ikiz var. Daha doğuracaklar var işte. Aşağı yukarı 15 tane falan. Koçun yok ama burada. Ya koçu. Koçu çıkardım. Niye? Bundan sonra bakmayacağımıza göre dedim koç salmayayım. Ötekilere adaklık falan verir satamazsak. Anladım. Evet. Burada otluyorlar ha? Burada otluyorlar. Başında durmana lüzum yok, o zaman. Yok yok, tel ağıl işi. Hep tel ağıl içi. Çok güzel. Kaç dönüm burası? 10 dönüm. Senin yerin mi? Benim kendi yerim. Çok güzel. 10 dönüm. Evin arsasından beraber 10 dönüm. 10 dönüm, harika. Burada otluyor. Burada otluyorlar. Doğal şey, mera. Doğal mera, doğal. Beni çok mu sevdin? Evet. Bırakmıyor vallahi. Evet. Oh ne güzel, hayvanlar otluyor böyle. Otluyorlar. Evet dostlar, böyle bir çekim yaptık. Dayım artık diyor ki ben diyor satıyorum diyor. Evet, satacağım diyor hepsini diyor. Evet. Artık bu işi bırakacağım diyorsun. Bırakacağım nasip olursa. Bundan sonra da bir tavuk, canlı tavuk almayacağım. Tavuk bile almayacağım diyor. Canlı tavuk almayacağım öyle. Ne yapacaksın? Dolaşacak mı? Dinleneceksin mi? Dinleneceğim. Kafama göre geçeceğim. Peki bu hayvancılığı tavsiye ediyor musun sen? Hayvancılığı tavsiye ederim. Ekmek de var. Hele de koyun daha iyi geldi bana, bilmiyorum da. Meramız var. Meraya götürsen ama ben götüremiyorum artık da işte bunlar. Yaşlılıktan dolayı sen bırakıyorsun tabii, ama başka bir nedeni yok, yok yani. Yok başka bir nedeni yok. Yok. Yoksa sağlık durumumuz gene iyi de yaşa göre. Evet. Vallahi tebrik ediyorum bu yaşa kadar getirmişsin. Tabii. Evet dostlar. İnşallah. Herkese de tavsiye ederim yani. Sağ ol, çok teşekkürler. Evet. Bir programın sonuna daha geldik. Evet, böyle kısa bir program yapalım dedik. Evet. Yaşlı bir dayımızla, abimizle gerçekten 86 yaşına kadar bu işi götürmüş. Kendisini tebrik ediyorum ben tekrar. Huzurunuzda. Buradan hepinize sevgiler, selamlar. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, tüm hayvanlarınız ve siz sağlık içinde olun, sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın. Evet.